Evrim Alasya, sosyal medyada kendisine gelen hakaret içerikli mesajların sahibini ifşa ederek dava açacağını söyledi. Mesajda, ünlü oyuncunun paylaşımlarından dolayı hedef alındığı ve fahişe olduğu iddia edildi. Alasya, mesajı gönderen kadının öğretmen olduğunu öne sürerek, ülkenin öğretmenlerinin bu halde ise durumun vahim olduğunu söyledi. Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile çektirdiği fotoğraf yüzünden tepkilere neden oldu. Şahinkaya, Sakine'yi arkadaşının arkadaşı olarak tanıdığını ve onun o Sakine olduğunu bilmediğini söyledi. Oyuncu, sosyal medyada paylaştığı hayatının şeffaf olduğunu ve bir fotoğraf üzerinden böyle bir iddiada bulunulmasının akıl karı olmadığını belirtti. Şahinkaya, oyunculuk hayatında tanımadığı insanlarla sohbet etmek zorunda olduğunu ve bu insanların kimliğini sormaktan kaçınması gerektiğini söyledi. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2017'de nikah masasına oturmuş ve 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı. Fahriye Evcen, 13.6 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor. Şu anda ailesiyle teknede tatil yapan Evcen, her hafta bikinili fotoğraflarını Instagram hesabından yüklüyor ve hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor. Nazlı Sabancı ve Hacı Sabahcı Aralık 2020'de evlenmiş ve kısa süre sonra bebek müjdesi almışlardı. Nazlı Sabancı, 8,5 aylık hamile olduğunu paylaşımıyla takipçilerine duyurmuş ve heyecandan öte yazmıştı. Nazlı Sabancı, bir kız bebek dünyaya getirmek için gün sayıyor ve hamilelik sürecinde deniz havası almayı tercih ediyor. Farah Zeynep Abdullah, Instagram sayfasından tatilinde güneşlenirken çektiği bir kareyi paylaştı. Karesi binlerce beğeni aldı. Geçtiğimiz aylarda Farah Zeynep Abdullah'ın dudaklarına estetik yaptırdığı iddia edilmişti. Farah Zeynep Abdullah bu iddiaları reddederek, "Yok, yani dudak dolgusu olmayan son insanlardan biri benim galiba. Ama ben bu sabah düşündüm, ruj sürdüm ve dedim ki, tamam, yeterli" dedi. Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı, yakın arkadaşları Melike Şahin'in İstanbul'daki konserini dinlemeye gittiler. Kaya, doğumdan sonra ilk defa dışarı çıktığını ve doğum kilolarının çabuk verdiği şeklindeki tepkilere karşı kadınlara şunu demeyin dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının konu edildiği dizinin yayından kaldırılması ile ilgili sorulara ise bilgisi olmadığını ve projenin çekilirken heyecanlanmış olduklarını söyledi. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinde sevgilileri oynadılar ve her bölüm için 400 bin TL ve 500 bin TL arasında para alacakları iddia edildi. Bu ücret dizinin reytingleriyle kıyaslandığında oldukça az bulundu.